Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programından sizleri selamlıyoruz. Bu haftanın konuğu Cemil Paslı. Cemil Paslı'nın Aile, Huzur ve Mutluluğu için 9S isimli kitabı üzerinden bir program gerçekleştirelim istedik. Hocamızı davet ettik stüdyomuza. Geldiler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz ayrıca. Estağfurullah. Tabii, nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Kitap sahibi olmak önemli tabii. Yani şimdi bu hayal ile yaşayan nice insanlar var. Bir kitabın, herkes değil de bir bölüm insan, bir kısım insan böyle. Mutlaka bir kitabın olmasını çok arzular. Ama tabii bu da bir nasip işi. Tabii sizin biz ikinci kitabınızı elimize alıyoruz, yanılmıyorsam eğer. Şöyle, Türk tabii, Aleviliği miydi? Aleviliği tek yazı yapabiliriz. İki kitap yazdık ama Türk Aleviliği, Anadolu Aleviliği diye. Onu da belki ikinci kitabın programını da yapmadık ama benzer konular. O anlamda bunu ikinci olarak görebiliriz. Evet. Yani Alevilik konusu ve aile konusu. Yani bu şu anlama geliyor. Artık Cemil Paslı bu yola girdi. Çalışmalarını, araştırmalarını, konuşmalarını, birikimlerini kitap haliyle okuyuculara sunacak. Evet, evet. Zaten 2007'den beri düzenli bir yerel gazetede yazıyoruz. Yani onları derleyip toparlayıp belli bir aralıklarla inşallah dediğiniz gibi ete kemiğe büründürmeyi düşünüyoruz. Ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Allah İnşallah olsun. Daha niceleriyle sizin biz hızınıza yetişemiyoruz ama biz uzaktan izliyoruz hocam. Karşı karşıya inşallah. Ya madem öyle dediniz ben de bu iki gün içerisinde çıkmış olan kitabı size de hediye edeyim aslında ama Çılgın Okul bir roman bu da benim. Bu çocuklara yönelik yazılmış olan en son çıkan kitabım bu. Hayırlı olsun hocam. Tabii ben de heyecanlıyım. Devamını 24. kitap olmasına evet, rağmen bu olsun. Farklı çocuklara olsun. Yönelik olduğu için farklı bir kitap. Bu da bir roman. Siz her ne kadar böyle konuşmalarda aileyle ilgili mevzuları gündeme getirip işte kitap haline de getiriyorsanız da biz de öğrencilerin nasıl başarılı olması gerektiği konusunda Allah razı olsun. En önemli alan eğitim hocam. Hı-hı. Malum ve en çok çocukların eğitim adına kaldıkları kurum okul. Evet. İnşallah sizin tecrübelerinizi biliyoruz. Zaten eğitim camiasının içindesiniz. Eğitime çok da ihtiyacımız var. Ciddi anlamda bir katkı olacağını düşünüyorum. Hı-hı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çalışmaların devamını diliyorum Allah inşallah. Allah razı olsun. Şimdi Cemil hocam. Aile, huzur ve mutluluğu için 9S ya da 9S. Şimdi bu son zamanlarda aileye müteallik olan çalışmalar yoğunlaştı gibi sanki son dönemlerde. Bu bir sıkıntıdan da kaynaklanıyor olabilir. İhtiyaçtan da kaynaklanıyor olabilir. Siz hangi tarafındasınız? Yani son dönem bu güzel bir şey aslında. Ailenin yozlaşmaması için ya da ailenin bütünlüğünü sağlayabilmek adına yapılan bakanlığın yaptığı çalışmalarla birlikte sivil inisiyatifin yaptığı çalışmalar da var. Herkes aileyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu güzel bir şey. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Sağlıklı bir vücudun bağışıklık sistemi zindedir. Mesela biz niye öksürürüz? Vücudumuza en ufak bir yabancı madde geldiği zaman solunum sistemimiz onu dışarı atmak için derhal tepki verir. Veya deriye vücudun kabul etmediği herhangi bir madde temas ettiği zaman işte biz alerji deriz, kabarma deriz, tepki verir. Bu sağlıklı bir bünyenin özelliğidir. Son dönemde aile ile ilgili gerek ihtiyaçtan dolayı yani gerek daha iyi aile yapımız olsun adına gerekse aile yapısında bir kısım sıkıntılar oluyor adına yapılan tüm çalışmalar bizim millet olarak, devlet olarak ne kadar tecrübeli, ne kadar sağlam bir bünyeye sahip olduğumuzun bir işareti aslında. Dün ben Ankara'da Diyanet İşleri personeline yönelik bir hizmetçi eğitim toplantısına katıldım. Konumuz yine bu konularda, o arkadaşlarla da paylaştım. Bizim mesela boşanma rakamları falan artıyor. Yani bu dikkat etmemiz gereken bir husus ama biraz da şöyle bir algı var. Burada izleyicilerimiz onu paylaşmak gerekiyor. Medya şöyle bir yansıtma yapıyor. Türkiye'de 120 bin civarında evlilik var yıllık. İşte 20 bin küsur boşanma var. Bunu sanki bir 5'te 1, 6'da 1 algısıyla ortaya koyuyor. Halbuki böyle değil. Boşanmalar bütün evlilikler içerisinden oluyor. Evet. Diğeri ise 1 yıllık rakamı veriyor. Yani şu anda bizim boşanma hızımız tüm evlilikler içerisinde baktığınız zaman 1.7. Bu Avrupa'yla dünyayla kıyasladığınız zaman çok iyi. Yani ama bu bizim bu 1.7 üzerinde eğilmemizi, tedbir almamızı, kafa yormamızı
da mutlaka gerektiriyor. Yani ihmal etmemiz gereken bir husus değil. Ki bunun içinde anlaşmalı evlilikler de var malum farklı neticelerle. Dolayısıyla aile konusu, çünkü anne insanın ilk eğitimcisi, ilk öğretmeni. Aile çok önemli. Aile toplumun çekirdeği. Bu şeyleri takdirle izliyoruz. Ve devletimiz de, bakanlığımız da zaten bunu sivil toplumla, yerel yönetimlerle paylaşmak istiyor Duran Hocam. Yani bunun tek başına devlet tarafından yürütülmesinin yeterli olmayacağı düşüncesiyle biz aile eğitim programı yaptık. Mesela herkese açtık bunu. Evet. Mükemmel, profesyonel bir eğitim. Ve eğitici eğitimlerini bitirdik mesela Konya'da. Şu anda müdürlüğümüz ve Meram Belediyesi bir proje yaptık. 4120 civarında vatandaşımıza okullarda aile eğitimi verilecek. Yine belediyelerimizin bu konuda çalışmaları var. Yani kesinlikle devlet olarak, sivil toplum olarak yerin durumun farkındayız. Sürece hakimiz. Buradan izleyicilerimize rahatlıkla şunu ifade edebiliriz. Böyle bir yangın durumu yok, bir felaket durumu yok. Ama bu kesinlikle daha iyi olması için, daha güzel ailelere sahip olmak için çalışmamamız anlamına da gelmiyor. Ama bizde de bir yapı var şöyle. Yani habbe kubbe yapma gibi bir evet. yapı var. Vurduk mu öldürüyoruz, tuttuk mu kaldırıyoruz falan böyle. Yani ortayı bulma gibi bir sıkıntımız var. Yani evet. millet olarak. Böyle. İşte Akdeniz insanları diyoruz ya, biraz sıcakkanlıyız. Dediğiniz gibi ve biraz bence şuna benzetiyorum ben. 1699'dan itibaren, 1683 den itibaren birazcık kaybetme ve savunmaya geçme milletimizde bir refleks olmuş. Olumsuza daha çok odaklanıyoruz. Yani olumsuz daha çok, mesela biz batılılarla bir de bir araya geliyoruz. En ufak bir şeyde övecek bir şey bulduğu zaman övüyorlar, takdir ediyorlar. Anlatayım, onu yüceltiyorlar. Siz eğitimci olarak bunun etkisini çok iyi biliyorsunuz. Bizde ise baktığınız zaman bardağın daha çok boş tarafına odaklanıyoruz. Oysa yapılması gereken hep bardağın dolu tarafını görüp o dolu olan oranı artırmak. Yapılması gereken de budur. Hani klasik sözümüz var ya, yani karanlığa küfür etmenin biz burada saatlerce yapsak kimseye bir faydası yok. Onun için küçük de olsa bir mum yapmak lazım. Bir yerden başladığınız zaman bu iş gidiyor. Yani bu algıyı işte yazan çizen insanlar, yani gazetede yazan, kitap yazan, televizyonda konuşan insanlar başlayarak bu pozitif bakış açısını yerleştirmemiz lazım. Burada kitapta da bahsettim. Peygamberimizin şu sözü çok önemli. Men gal heleken nas heleken nas fehevel helekehum diyor. Yani kim insanlar helak oldu helak oldu derse en evvel kendisi helak olmuştur. Onun için Pendek'te mesela bir tablo var ki millet olarak çok ciddi anlamda düşünüp davranışlarımızı ve sözlerimizi gözden geçirmemiz lazım. Yani karnına iki tane taş bağlamış açlıktan. Savunma durumunda güçlü bir şekilde müşrik ordusu gelmiş. Buradayken işte kırılması zor bir kaya var. Peygamberi çağırıyorlar, balyozu vuruyor. Kisra'nın saraylarını görüyorum diyor. Bir kıvılcım çıkıyor. İşte biliyorsunuz. Tekrar balyozu vuruyor, bir kıvılcım çıkıyor. Kayser'in saraylarını görüyorum diyor. Yani Sasani devleti ve Bizans devleti o zaman dünyanın iki tane süper gücü. Hı hı. Peygamber o durumdayken bile sahabelerine Kisra'nın saraylarına hakim olacaklarını, yani Bizans'ın yıkılıp Müslümanların oraya hakim olacağını, İstanbul'un fethedileceğini, İşte Sasani Devleti'nin yıkılıp Müslümanların hakim olacağını söylüyor. Müslüman olaya böyle bakmalı. Yani her bir konuda bakış açımız bence bu olmalı. Ben sizi biliyorum, tanıyorum. Boş durmuyorsunuz, hoş duruyorsunuz. Orada sağda solda epey gezdiğiniz şehir var. Evet. Tabii konuşmalar da yapıyorsunuz. Bu gezinti esnasında yaptığınız konuşmalar sırasında gözleminiz nedir? Bizim milletimiz... aileyle ilgili genelde zaten siz bu alanda, evet, yoğunlaşıyorsunuz. Gözleminiz nedir? Yani bu gerçi ifade edildi de millet yine eskiden olduğu gibi ailesine bağlı mı? Sizin gözlemlerinizi söylüyorum. Bir hafif gevşeme var mı? Evet. Şimdi tabii üzerinde durmamız gereken, çalışmamız gereken çok nokta var. Mesela altını çizdiğimiz, biz pederşahi bir aile modeline sahiptik. Yani ailenin merkezinde büyük vardı. Evet. Aile ona göre şekilleniyordu. Bu son dönemde biraz veletşahi aile modeline döndü. ailenin merkezinde çocuk var. Hı hı. Bu sağlıklı bir model değil. Çocuk bunu kaldıracak durumda değil. Çocuğun buna ihtiyacı da yok. Çocuğa bu şekilde yaklaşmak ona iyilik de değil. Başka bir model, işte ataerkil ailemiz vardı. Yani bizim konaklarımız vardı Duran Hocam. Konağın içerisinde birkaç tane hane bulunurdu. Konağı kaybettik.
hane oldu. Hanenin içinde birkaç tane ev bulunurdu. Evi kaybettik, şu anda çekirdek aile dediğimiz bir modele döndük. Oysa o konak bir üniversiteydi. Yani aile ile ilgili her şeyin, ki insan ilgilendiren %50 eğitimler, işte biz Peygamberimizin çok evliliğini de bu hikmeti ortaya koyarız. İnsanla ilgili %50 şeyler ev içinde öğrenilir. %50'yi de dışarıdan, çevreden alır insan. Dolayısıyla aile çok önemlidir. Konak bir üniversiteydi. Büyük anne vardı, büyük baba vardı, amcalar vardı, dayılar vardı. Bunlar belli zamanlar bir araya gelirlerdi. Belli zamanlar yine kendi özel hayatlarına, özel hanelerine devam ederdi. Biz şimdi bunun farkındayız. Tüm Anadolu'da bunun eğitimini yapıyoruz. Yani buraya dönmemiz gerektiğini söylüyoruz. İşte üç çocuk meselesi sürekli başbakanımız tarafından nüfus projeksiyonu olarak işleniyor. Annenin en az 2 yıl bebeğin emzirmesi ve bebeğiyle beraber kalması işleniyor. Bakın bir zamanlar bu ülkede nereden geldiğimizi izleyicilerimiz bilmesi açısından, özellikle gençler bunu bilmez. Bir zamanlar bu ülkede anne sütünün zararlı olduğuna dair yayınlar vardı. Evet. Makaleler vardı. Anne sütü verilmedi. Onun için eczanelerde o annenin sütünü almaya yarayacak aletler satılırdı ve bol, bol miktarda. Verilmedi. Onun yerine süt tozu sulandırıldı. O şekilde verildi. Evet. Ve mesela çocuklara geleneksel olarak gelmiş bir sürü yanlış uygulamalar vardı. Tüm bunları aile eğitim programıyla çözmeye çalışıyoruz. Yani daha gitmemiz gereken mutlaka çok yol var. Ama Anadolu'da bir uyanış var. Artık herkes yaptığı işin hem bilimsel olarak, hem dini olarak, hem geleneksel olarak doğru olup olmadığını bir masaya yatırıyor. Hı hı. Ve doğru olanı arıyor, buluyor ve yapıyor. İşte biz de bunun için en ücraya kadar, mesela Diyanet'le niye çalışıyoruz? Bizim en ücradaki halkla temas edebileceğimiz görevlimiz. Buradan Huri Hanım'a teşekkür ediyorum. Aile İşlet ve Rehberlik Bürosu Daire Başkanı. Kitaba da sağ olsun takdim yazdı kendisi. Onlarla biz proje yaptık. Sağlıklı birey, mutlu aile, huzurlu toplum. Ve Konya'daki bütün din görevlisi ve eşlerini eğittik mesela. Türkiye'nin farklı illerine bütün 81 ile bu şekilde gideceğiz. Dün işte vaiz ve vaizeler vardı, bunları işledik. Yani kesinlikle bir derlenme, toparlanma var, bir farkındalık var. Elimizde de hazır ecdadımızın, mazimizde çok güzel tecrübeler var. Dolayısıyla bir derlenme, toparlanma var. Ama tekrar söylüyorum, daha yapmamız gereken çok iş var. Gitmemiz gereken çok yol var. Gözleminizi bu şekilde öğrenmiş olduk. Evet. Tabii ki bizim tarihin derinliklerinden getirdiğimiz, o bahsetmiş olduğunuz bir aile modelimiz, yapımız var. Evet. Bundan hafif kaymalar, kopmalar ve sapmalar olsa da şu son dönemlerdeki yapılan faaliyetlerle yine eskiye tam dönülmese bile geniş aile ortamını sağlamaya matuf çalışmalar bunlar. İnşallah diyoruz biz de. O eskiden gençler bilmez dediğiniz birçok şey var. Yani evet. İşte çok çocuktan tutun da bir çocuk yeterli düşüncesinden alın. Evet. Ya bu milletin hafızası çabuk unutuyor belki ama bizi büyük bir millet olmamızın önüne geçecek ne kadar tedbir varsa almışlar. Hı. Ama tabii onların tedbirleri başka bir tedbir tarafından da bozulacağı böylece anlaşılmış, evet, oldu diye düşünüyorum. Şimdi hocam, aile esastır bizde. Ailede de huzur esastır. Evet. Aile, huzur ve mutluluk diyorsunuz ya. Evet. Ailede esas huzur, ailede olması olmaz. Ailede huzuru sağlama yöntemimiz, şeklimiz kısaca özetlersek nasıl olur? Şimdi hemen ona geçmeden biraz önceki gözlemi perçinleyen bir şeyi paylaşayım, gözlemimi. Şimdi biz ulusal bir ajansla, isim vermeden mahsur yok, Anadolu Ajansı'na bir haber yaptık. O kişilerinden daha önemli diye. Başka bir haber de madde bağımlılığına daha yatkın diye. Şimdi bu haberi bütün web sayfaları aldı verdi. Yani o kişilerinden daha önemli de kastımız neydi? Anne sevgisi ve ilgisi, anne sütü. Üdi. Yani toplumun böyle bir algısı ve arayışı da var. Yani herkes anne baba olmak istiyor ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyor. Dolayısıyla bu konuda materyaller de var. Bizim için en önemli şey, Duran Hocam, bu motivasyon. Toplumdaki bu arayış, bu ilgi ve alaka. Mesela batıya gidiyoruz, biz bu şeyi göremiyoruz. Adamın öyle bir derdi yok yani. Yani aile olmuş, olmamış, herhangi bir çatı içinde yaşamış, yaşamamış. Ama bu hassasiyetin bizde devam etmesi, biraz önce bağışıklık sistemini misal verdim ya, hala vücudun zinde, sağlıklı olduğunun bir işareti. Soruya gelmek gerekirse, tabii aile ilk defa cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz arasında
Rabbimiz tarafından nikah akdi kurularak kurulmuş bir müessese. Onun için huzurlu bir ailede, sağlıklı bir ailede cennetten bir rüzgar vardır, bir esinti vardır. Bir cennet havası vardır. Onun için biz itiraf ediyoruz, işte çok geziyoruz. En lüks, en yeni yapılmış otellere gidiyoruz. O ailedeki huzuru, mutluluğu, sekineyi kesinlikle bulamıyorsunuz. Şöyle mi diyorsunuz? Oh, evime geldim. Heh. Şükürler olsun mu diyorsunuz? Yani kesinlikle. Kesinlikle. ama doğru yani. Hakikaten kesinlikle. Böyle gidip geldikten sonra ev, normal bir ev bizim için tam huzur demek oluyor. Evet. O lüks dediğiniz evet. yerlerden kurtulmanın huzuru belki de. Kesinlikle. Ve tersinden de bakarsan eğer huzur yoksa o ailede, yani işler sağlıklı gitmiyorsa, insanın dünyadaki küçük bir cenneti aile olduğu gibi küçük bir cehennemi de maalesef aile olabiliyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani cennet cehennem meselesine devam edeceğiz. Bir ara vermemiz gerekiyor evet. sevgili izleyicilerimiz. Konuğumuz Cemil Paslı'nın kitaplarını tanıtmak üzere kısa bir ara veriyoruz. Biz buradayız. Sizleri bekliyoruz. Anadolu Aleviliği. Bin yılı aşan bir süredir Alevi ve Sünniler bu topraklarda birlikte yaşıyorlar. Dolayısıyla Alevilik tamamen bu coğrafyaya ait ve güncel bir konu. Anadolu'ya özgü olan Alevilik hakkında yeterince çalışma yapılmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu sebeple karanlıkta filin tarifini yapmaya çalışanlar gibi çok farklı Alevilik tarifleri yapılıyor. Günümüzde yaşayan bir Alevilik gerçeği var. Geniş bir coğrafyada ciddi bir nüfusa sahip kendisini Alevi olarak tanımlayan bu insanlar Anadolu'da Malazgirt'ten hatta ondan daha önceki tarihlerden bugüne yaşıyorlar. Aleviliğin tarihi seyrini, oluşum safhalarını, neden ve niçinlerini, kökenini ortaya koymaya çalışan kitap, Alevilik gerçeği nedir, tarihi süreçte nasıl ortaya çıkmıştır, temelleri nereye, hangi sebeplere dayanmaktadır sorularının cevaplarını veriyor. Aile huzur ve mutluluğu için 9S. Ailelerin ihtiyacı olan önerilerin inancımızdan güzel örnekler eşliğinde vererek kolay, akılda kalıcı, anlaşılır ve mütevazi bir üslupla sunan yazar, kitabın okunmasını ve uygulamasını kolaylaştırıyor. Kitap, aile birlikteliğimizi korumanın ve güçleştirmenin yollarını anlatıyor. Sofradan seyahate, sayfadan seccadeye uzanan bir birliktelik şuuru aşılıyor. Sevgi ve samimiyette birliği, yani huzur ve güven dolu bir aile ilişkisini öneriyor. Kıymetli seyircilerimiz, Cemil Paslı'nın kitaplarını size tanıtmaya çalıştık. Şimdi kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Ailenin cennet cehennem olma evet. meselesiydi. Hocam buyurun kaldığınız yerden. Şimdi malum asrımızda insanlar daha somut, daha hızlı, daha böyle teknik bilgi istiyor. Onun için biz kitabımızı hem kısa tuttuk, 120 sayfa gibi, hem de formülleştirdik. Yani 9S dememizin sebebi o. Ve bunlar aileyi adeta bir bina gibi düşünün. Bana göre aile kurmak en az 10 katlı bina yapmak kadar komplike bir iş. Yani destek alınması gereken bir iş, danışmanlık alınması gereken bir iş. Şimdi bu 9S'yi de binanın sütunları gibi değerlendirdik. İşte bu S'lerden hızlı bir şekilde bahsetmek gerekirse. Bir de şunu söylemek evet. lazım. 9S, S ile başlayan 9 tane kavramın. Kesinlikle, adı. Baş harfleri. Onu söyleyelim yani, evet, baş harfleri. Baş harfleri. Evet. Buyurun, devam edelim. Baş harfleri, şimdi sohbetle başlıyoruz. En önemli noktanın da ailede bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani iletişim kesinlikle kopmayacak. Bir sohbet eksikliğimiz var. Bunu kabul evet, etmek lazım. Televizyon bizim sohbetimiz engel oluyor. Medya, internet. Efendim diğer sosyal medya evet, neyse. Sosyal medyaydı. Maalesef bu konuda veya aşırı kitaba düşkün yazar da olabilir hocam. Fark etmez. Yani bu konuda evet. herkese bir şey yapalım. Yani kendimize de bazen işimize çok fazla kendimizi kaptırıyoruz veya hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını yükseltmeye çalışan bir akademisyen de zaman zaman bunu ihmal ediyor. Yani kapanıyor. İşte benim doktoram var, benim doçentlik tezim var, benim. Ama aile her şeyden önce ilgilenmemiz gereken eşimiz ve çocuklarımız. Bu anlamda sohbet birliğiyle olayı başlatıyoruz. Şunu da hemen söyleyelim.
3 günden fazla küsmek haram biliyorsunuz bizde. Kesinlikle aile içerisinde, hatta biz şunu söylüyoruz ailelere. Ufak tefek problemler olabilir. Her ailede olabilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dahi ailesinde mutlaka eşleriyle problem yaşamıştır. Bu doğaldır. Mümkünse kesinlikle o gün içerisinde eşler problemi çözmeden yataklarına gitmesinler. Yani bunu bir ilke olarak, bir prensip olarak belirlesinler. Hele son dönemde çok kolay ağız alınıyor. 21 yıllık biz de evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Onu da söyleyelim. Yani Allah bağışlasın. İzleyicilerimiz şunu demesin ya, bu adam herhalde bekar. Bekar avrat boşamak kolay, konuşuyor falan. Öyle değil. Bizde 3 çocuğumuz var. 21 yıllık, Allah'a şükür, hamdolsun. Onlara da buradan selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ama bizimkiler kızabilir. Bak, konuğun selam ve muhabbetlerini iletti. Sen bize hiç selam falan gönder. Yani ben de yaklaşık 27 yıllık evliyim. Maşallah. İki çocuk da bizim var. Allah'ım daim etsin. Cennete devam inşallah. Sizin sayenizde selamlıyorum. Şimdiye kadar hiç selam göndermedim. Öyle mi? Bundan sonra her programda istiyorum inşallah. Bir televizyon programında işte sevgi birliği, diğer sevimiz. Orada da Peygamberimizin hadisini kullanıyoruz. Peygamberimiz diyor ki, malum kişi sevdiğine sevdiğini söylesin. Yani insan çocuğuna, eşine seni seviyorum aşkım, seni seviyorum hayatım, seni seviyorum gülüm falan demeli dedim. Orada erkek bir programcımız var, kıpkırmızı oldu. Yani bizim kültürümüzde tabii bunlar kolay değil ama bunları yapmamız lazım. Çünkü emir, Peygamberimiz söyleyebilir veya söylese olur demiyor. Kişi sevdiğine sevdiğini söylesin diyor. Onun ama için, açtık aslında evet. Özanlar Cemil Bey. Yani şu anda bizim gençlerimiz şu dili kullanıyor zaten. Her ne kadar biz alışmada zorlansak da biraz önce dediğin gibi. Evet. Şimdi çok sıradan ve normal yani. Evet, kullanılmalı ama tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Yok, yine hala problemlerimiz var. Yani bizde mesela acı bir söz, belki gençler çok duymadılar ama işte kadın yatakta, çocuk beşikte sevilir. Yani eskiden büyüklerin yanında bir baba çocuğunu kucağına alıp sevemezdi. Bu ayıptı yani. Yani onun için bir nesil anne süssüz ve sevgisiz büyüdü yani. Ciddi anlamda bundan zarar gördü. Onun için bunların kalıntılarını biz tamamen temizlemek istiyoruz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerek hanımlarla, gerek çocuklarla, gerek torunlarla işte Kerbela'ya yakın yaşadık. Yani dün yaşadık. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gösterdiği ilgi, Hazreti Hasan Efendimiz'e gösterdiği ilgi, namazda da olsa, hutbede de olsa çocuğu ihmal etmiyor. Çocuk başımızın tacı, en önceliğimiz. Onun için işte sohbet birliği dedik, sevgi birliğine temas etmiş olduk. Mesela sofra birliği, son dönemde ihmal ettiğimiz hususlardan birisi. Mutlaka kahvaltıyı ve akşam yemeğini birlikte yemeye çalışmak lazım. Yani sofranın insandaki mutluluk hormonunun salgılanan endorfin ve serotonini en üst düzeyde sofrada salgılandığını biz biliyoruz. Hem bir iletişim aracı olarak insan, aile üyeleri, hem de bir eğitim müessesesi olarak sofrayı mutlaka takip etmek lazım. Araştırmalarınızda bu sofra birliğini sıkıntıya sokan davranışların çoğaldığını görüyor musunuz? Evet, ya da? Evet, evet. Yani bu ayakta yeme kültürü, işte fast food dedikleri kültür, diziler, televizyonlar, internet, biraz önce dediğimiz şeyler. Yani aile ile ilgili temel şeylerde, bu eslerin hepsinde, bu seyirlerin hepsinde hayatı bir durdurup bunları icra etmemiz lazım. Hayatı durdurup sohbet birliğini tesis etmemiz lazım. Hayatı başka şeyleri durdurup soframızı mutlaka içini doldurmamız lazım. Burada sofraya yardımcı olmaktan alın. Yani bir kenarda bekleme değil. Beraber yapabiliyorsak bir salata, yapabiliyorsak bir çorba, tatlı. Ondan sonra sofrada iletişim, tatlı çok güzel olmuş, çorba çok güzel olmuş, eline sağlık, bunu aslında öğreteceksin. Basit cümleler ama sonuç itibariyle insanları mutlu eden alışmayan şeyler insanlar, bunlar ama zor oluyor yani. Kesinlikle. Bazı insanlar tabii. İşte küçüklükten, çekirdekten yetişme diyoruz ya, şimdi Duran hocam, yani çekirdekten anne babalar bunu yetiştirmesi lazım. Özellikle bunun acı bedelini ödeyen büyüklerimiz bunları ne yapması lazım? Telafi etmesi lazım. Çocuklarına bunu erken yaşta göstermeleri lazım. Yalnız bu bahsetmiş olduğunuz konularda sanki biraz biz de ipin ucunu kaçırıyoruz gibime geliyor. Hani baba eskiden çocuğunu sevmezdi filan. Bir önceki merhalede yapmış olduğumuz konuşmada da velet şahi dediniz ya, biz sanki ipin ucunu biraz kaçırıyoruz. Kesinlikle. Sevgide de aşırı gitmek çok... Güzel bir konuya temas ettiniz. Hem işin ucunu kaçırdık, çocuğu merkeze aldık ve hiçbir sorumluluk vermeyerek çocuklarımızı büyütüyoruz. Sanki her zaman yanlarında olacakmışız gibi çocukları büyütüyoruz. Aksine çocuğa mutlaka sorumluluk verilmeli, yapmasına yardımcı olunmalı ve takdir edilmeli. Evet. Artı
İşte çok kullanılan bir şey var. Çocuğunuz arkadaş olun. Hayır, bu çok yanlış bir tabir. Çocuğun anneye babaya ihtiyacı var. Çocuğun arkadaş bulmasına yardımcı olabiliriz. Sağlıklı bir sosyal çevre edinmesi mutlaka gerekiyor. Çocuğun paylaşmayı bilmesi gerekiyor. Ama biz uzaktan kontrollü bir şekilde bütün hayatın gereksinimleriyle, ihtiyaçlarıyla alakalı çocuğumuza rehberlik edeceğiz ama onu yapmayacağız. Ama yani biz öyle baba, aileler var ki baba rolü oynayacağız bir kere. Baba rolü olacak evet. Evde. Anne otorite olacak. Anne rolü olacak. Arkadaş edinmesine yardımcı olacağız. Biz arkadaş olmayacağız. Arkadaşlık çok farklı bir evet. şey. Evet. Yani bu konuda biz de cam yüzlü çocuklar diyoruz mesela. Çocuğuna güvenmeyen, çocuğunu daireye hapseden, bir parka, bir sokağa, bir başka bir çocukla oynamasına müsaade etmeyen, bu konuda sıkıntı yaşayan ailelerimiz var. Ama bu da bir bunlar hastalık. Bunlar çocuğa kesinlikle iyilik değil. Bu bir hastalık işte. Hastalık yani. Yani bunu işte tabiri caizse hayatını çocuğuna adamış. Hayır, çocuk bunu kaldıramaz. İleride çok ciddi problemler yaşar. Hocam bir de biz zaten hayatımızı çocuğumuza adamak zorunda değiliz. Değil. Bu bizim görevimiz değil. Biz evet. babayız. Çocuğumuzu iyi bir şekilde yetiştirme görevini deruhte ediyoruz. Evet. Yani sonuç itibariyle ben canımı ona adayamam ki. Allah bana bu canı vermişse kendi yolunda, Allah yolunda evet. ona ibadet şekli değerlendirmem için vermiştir. Ha, çocuğu iyi yetiştirmek de ibadettir. Ayrı bir konu ama bu tür sözler de çok şey evet. geliyor. Yani böyle gerçekçi gelmiyor bana. Yani normal Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği misyona, dinimizin bize verdiği misyona bu uygun değil zaten. Yani bu Rabbimizin bize bir emaneti. Evet. Bizim gözetimimize verilmiş çocuk çok bir güzel. Emanet. Evet. Aile de öyle. Eşler de birbirine emanet. Ama burada görevlerimiz belli. Asıl bizim muhatabımız Rabbimiz. Dinimizin getirdiği topluma yönelik vazifelerimiz var. İşte bir iş yerinde çalışıyoruz. Oraya yönelik vazifelerimiz var. Yani samimi söylüyorum. İnsanlar birçok şeyden taviz vererek, anlatabiliyor muyum, ihmal ederek oraya yoğunlaşıyorlar. Ama biz şu misali veriyoruz. Aynı bu güneş ışınları sağlıklı bir şekilde dünyaya doğuyor, değil mi? Her tarafa dağılıyor. Herkesin ihtiyacı var. Hı. Ama siz o güneş ışığını mercek ile alıp bir yere odaklarsanız ne yapıyor orayı? Yakıyor. İşte bir yere odaklanmak herkes için. Eşe karşı aşırı odaklanmak da böyle. Çocuğa karşı da öyle. Dışarıdaki olaylara da öyle. Onun için Müslüman dengeli bir şekilde, hı hı. sağlıklı bir şekilde bütün çevresiyle iletişim halinde hayatına devam edecek. Seherlere devam edelim. Seherlere devam edelim. Seccade birliğimiz inanç meselesi. Bunu da profesyonel bir şekilde din eğitimi uzmanlarından alarak çocuğa ne zaman, nerede, ne vereceğiz bunu bilmemiz lazım. Çok erken yaşlarda çocukların üzerine gidiyor aileler. Bu çocuklarda bir bıkkınlık, bir usanç oluşturuyor ve ileride ciddi anlamda geri dönüyor. Yani en güzeli bizim darebeyi böyle anlıyoruz. Dar bir misal olmak. Yani sen dürüst olacaksın. Sen namazını, niyazını görünür yerde kılacaksın. Kur'an-ı Kerim evin baş ucunda, mealin evin baş ucunda görünecek. Çocuk zaten boş tablet biliyorsunuz. Boş CD o alıyor, yazıyor. Tabula rasa eskiden beri bunlar konuşulmuş. En güzeli güzel örnek olmak. Ve bu konuda işte beraber zaman zaman namazlara gitmek. Yani biz Müslümanız. Erken yaşta çocuklara bu seccade birliği meselesini işlememiz lazım. Yani çocuklar anne babasının namaz kıldığını gördükleri an, beraber namaz kıldıkları zaman, küçükten beri böyle olursa namaz kıl oğlum kızım demenize zaten gerek kalmaz. Sizinle birlikte çocuklara yani, devam edin. Bu direkt nasihat her zaman psikolojide de vardır. Hı hı. Karşıda bir savunma oluşturur, bir refleks oluşturur. Yani bunu daha teknik yollarla, peygamberimin uygulamalarıyla... Özellikle genç çağına girdiği zaman yap dediğini yapmama evet, dönemi. Evet, öyle bir şey var. Sıkıntı yaşanabilir. Kesinlikle. Kişiliğini ortaya koymak için. Çocuktan almak lazım. Samimiyet dinimizin emri zaten. Yani evet. belki bu dini en kısa nasıl ifade edersiniz diye sorulursa din samimiyettir. Peygamberimizin hadisi. Aile içerisindeki üyeler kesinlikle birbirine karşı açık sözlü olmalı. Mesela yalanı biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bedeli ne olursa olsun insan hata yapabilir. Doğruyu söylemeli ve özür dilemesini bilmeli. Yani bu yalan ortaya çıktığı zaman bir de özel erkeklere buradan sesleniyoruz. Kadınların yüz okuma gibi bir kabiliyetleri var üstad. Anne olan her kadın çocuğunun yüzüne baktığı zaman altı mı ıslak, gazı mı var, karnı mı aç biliyor. Bunu zamanla eşine de uyguluyor. Çoğu zaman bir de dosyalama sistemleri var. Anında tepki vermiyorlar, olayları dosyalıyorlar. Onun için samimi olmak lazım, dürüst olmak lazım. Bedeli ne olursa olsun özür dilemeyi bilmek lazım. Yani nasıl ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez. İnsanlardan özür dilemeyi bilmeyen Allah'tan da özür dilemeyi bilmez. Tevbe etmeyi bilmez. Devam edelim. Az bir süremiz kaldı. Tamamlayalım. Evet, sayfa birliğimiz evet. var.
sayfayla seyahat ve sistem kaldı herhalde. Hı hı. Sayfa birliğine hızlıca şunu diyoruz. Okumak, 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 bir de yazmak koyduk araya. Ya ben üçte bir mutlaka Müslümanların hem kendilerinin yazmaları hem de çocuklarına bunu eğitmeleri gerektiğini üzerinde duruyorum. Bunu günlük yazarak, işte yazar sayımız biraz düşük. Yani her ne kadar bize rakip olacaklar ama olsun. Yani burası şenlensin. Kesinlikle Müslümanlar biraz yazma özürlü. Cemil Bey. Yazılması lazım. Yazmak motive ediyor. İşte siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Duran Hocam belki 24'e geleceğini bilmiyorum. Düşündü müydü ama kesinlikle yazmak insanı ne yapıyor? Motive ediyor. Demek ki sayfa birliği ve bunu da görünür halde örnek olacağız. Okumak, 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 yazmak. Tekrar okumaya dönüyoruz. Seyahat çok önemli. Gerek akraba ziyaretleri, sıla-i rahim, farz. Şu anda bu da biraz ihmal ediliyor. Hı hı. İşte çocuk dedik ya, çocuğun SVS'si var. Çocuğun LYS'si bütün hayat duruyor. Bu yanlış. Bu çocuk için de doğru bir şey değil, aile için de. Hem sıla-i rahim, bayramlarımızı bayram gibi büyüklerimize gideceğiz. Pikniklerimiz, yurt dışı ve yurt dışı seyahatlerimiz ailecek yapacağız. Ve sistem, nasıl ki dedim ya, madem dünyanın en değerli kurumu aile bizim için, onun için biraz kafa yormak gerekiyor, bir sistem kurmak gerekiyor. Kitapta onunla ilgili bilgiler verdim. Yani bir ailenin de oturduğu bir düzeni, bir intizamı, bir günlük yaşam rotası olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Yeni vardır inşallah çalışmalarınız. İnşallah. Yani çalışmalarımız devam ediyor. İşte yeni kitaplar bekliyoruz inşallah. İnşallah. İstifade ettik. Biz tekrar teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Cemil Paslı'nın ailede huzuru sağlamak için belirlemiş olduğu 9S sistem, sofra, seyahat, sevgi, samimiyet, sayfa, seccade, sabır, sohbet birliğini konuşmuş olduk. Biz başarıların devamlı olmasını diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, siz programımızın diğer bölümlerini izlerken biz sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta başka bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta size tanıtacağımız dergi Vuslat. Bugünün ihyasından yarının inşasına, eğitim, kültür ve düşünce dergisi. 149. sayı, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Özel bir sayı, Hazreti Muhammed özel sayısı. Sayıda akademisyenlerin bol miktarda yazısı var. Bunlardan bir tanesi Selahattin Polat Profesör Doktor Hazreti Peygamber'in sünnetini anlama ve yaşama. İşte Profesör Doktor Remzi Kaya, Profesör Doktor Bekir Topaloğlu, Profesör Doktor Ahmet Özel, Profesör Doktor Mehmet Ali Kapar, Profesör Doktor Adem Apak, Ahmet Varol, Profesör Doktor Saffet Sancaklı, Profesör Doktor Ali Bakkal, Muhammed İslamoğlu, Ali Akpınar. Yani yazar kadrosu bu sayıda oldukça geniş. Ve hepsi araştırma ürünü yazılar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili elimizin altında bulunması gereken bir özel sayı olduğunu düşünüyorum. İstifade edilecek bir sayı, hatta unutulmayacak, belki de tekrar tekrar basılacak bir sayı. Vuslat Dergisi'nin Resulullah Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam özel sayısı. Diğer yazarlara bir göz atacak olursak, Doktor Mehmet Yolcu, Aydın Talay, Fehmi Çiçek, Seyful İslam Çapanoğlu, Nasreddin Yasin, Kemal Akın, Süleyman Gülek, Ali Akben, Adnan Demircan, tabi okuyamadığımız isimler de var. Bu arada bu konu itibariyle Peygamberimizin farklı yönlerini ele almışlar, araştırmışlar, kaynaklarıyla birlikte not etmişler. Oldukça uzun dipnotlar da var yazılarda. Biraz önce ifade ettiğim gibi Peygamberimiz hakkında hazırlanan bu özel sayı uzun zamana hitap edecek ve istifade edilecek bir şekilde. Sayfalar arasında şöyle bir geçiş yapacak olursak, siz de uzaktan da olsa görmüş olursunuz. İşte Peygamberimizin kölelere bakışından, Peygamberimizin çocuklara davranışına kadar, salavat okumaya kadar, Peygamberimizin evrensel mesajlarından, yine Peygamberimizin Kur'an'ı tefsir edişine kadar birçok bilgiye bu dergi sebebiyle ulaşabileceğinizi ifade ediyorum. Çılgın Okul. Gece gündüz demeden ders çalışan, lep demeden leblebiyi anlayan, hepsi tek renk ve
tek tip elbise giyen öğrencilerin olduğu, sosyal faaliyetlerde herkese örnek gösterilen, mezunlarının %100'ü burslu olarak ülkenin en kaliteli üniversitelerini kazandığı, velilerin çocuklarını kaydettirebilmek için akıl almaz bağış sözleri verdiği, öğretmenlerin öğrencileriyle gurur duyduğu mükemmel bir okul. Doğrusu ne görüldü ne de duyuldu. Siz duydunuz mu? Çokça duyulan ve görülen sıradan okullar vardır. Ortalama çocukların yaşadığı, her biri kendi özelliğiyle insan olan, hatalarıyla, sevaplarıyla, ağlanacak ve gülünecek halleriyle "Aa, bizim okula ne kadar da benziyor" diyebileceğimiz bir başka okul daha var ki çok aranır fakat az yerde bulunur. Çılgın okul. Bakalım çılgın okulu bir yerlerden tanıyacak mısınız? Evet evet tanıyorsunuz. İnanmıyorsanız okuyun. Toprağın Dili. Aşıklık geleneğinin son temsilcisi olan Aşık Veysel üzerine yapılmış ciddi bir çalışma olan kitap, Muhsin Ali Subaşı'nın farklı yönleriyle birlikte Aşık Veysel üzerine yaptığı araştırmanın ürünüdür. Aşık Veysel'in en önemli özelliği olan bu toprağın ruhundan gelen deyişleriyle bütünlük arz eden, birleştirici yönüne ağırlık veren eser, şiirlerden hareketle onun dünya, hayat ve inanç algılarına değinilmektedir.